Ne demişler? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bir kişiyi konuştuklarından çok yaptıklarından tanırsınız. Bu hem benim için hem de size anlatacağım kişi için geçerli. Özetle bugün huzurlarınıza çıkma sebebim çok yakından tanıdığınız ya da tanıdığınızı zannettiğiniz birisinden bahsetmek. Hani hep deriz ya, bir kişinin bir özelliğinin dışındaki başka özelliklerini keşfettiğimiz zaman şaşkınlığımız bir hayli artar. İşte size anlatacağım kişi de böyle birisi. Kendisi İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Bu insanı biraz araştırdığımız zaman hayatın birçok alanında faaliyetli olduğunu görüyoruz. Mesela kendisi esaslı bir veteriner. Sen ne iş yapıyorsun? Senin vazifin ne ya? Ben Baytar Mehmet Akif. Akif, Mehmet Akif. Diyar diyar dolaşan, vaaz veren Baytar. Mehmet Akif. Ya hoş geldiniz ya. Her yer nura gark oldu, ışık ışık ya. Üstümüze çöktünüz, nur gibi yağdınız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz ya. Sporun birçok dalında aktif. Çok sıkı bir güreşçi. Başlayalım. Hadi. Hazır mısınız? Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi şahirim. Helal olsun sana. Yanan şahirim. Sana helal olsun. Şahir. Hadi. Kimse dayanamadı daha bu kadar buna, biliyor musun be ya? Vallahi bak. Veteriner mektebinin en ince ruhlu, en kalın pazılı şahiri. Hadi da. Yanav artık uşağı. Hadi. Hadi bakayım. Beş saniye daha dayan. Bak beş. Beş. Hadi. Bir. İki. İlk adı Sırat-ı Müstakim olan Sevgili Reşat dergisindeyiz. Akif derginin baş yazarlığını yapmaya başlamıştı. Binbir zorluklarla çıkarılan bir dergi. Anlayacağınız, işler pek yolunda gitmiyordu. Yahu şuna bak, iki günlük. Hele şu ekmeklere bak, taş gibi. Kafanı atsam kafanı yarar. Ya şifadır şifa, hadi ye sen de. Yahu Akif, bırak Allah aşkına ya. Şifaymış. Yahu hem bak, ben sana bir şey soracağım. Sen şu halimizden memnunsun, öyle değil mi? Çok şükür. Bir şikayetin yok yani. Yahu Akif, şu halimize bak. Cebimizde 3 kuruş para yok. Üstümüz başımız delik deşik. Bir de buraya üstelik yürüyerek geliyoruz. Ama bak, kuru fasulyemiz var. Dergimizi çıkarabiliyoruz. Daha ne istiyorsun be adam? Hadi hadi, yemeğini yiyelim. Borç parayla Akif, borç parayla. Allah aşkına nereye kadar gidecek böyle? Ha?